Şu anki siyasi gündeme, yerel siyaset gündemine konuşacak olursak, Akçakoyun'daki şu an siyasi gündemde sizin adaylarınızla görüşülüyor, konuşuluyor vatandaşlar tarafından. Şu an hangi aşamadasınız efendim? Şu anda ilçemizdeki yerel seçimin yaklaşmasıyla birlikte çok fazla hareketlilik ve sesli bir ortam görülmüyor. Tamamıyla bir sessizliğe bürünmüş bir beklenti var. Burada var olan partilerin adayları hemen hemen belli. AK Parti'nin de kendi içinde 3-4 tane adayının içerisinden hangisi olacağı beklentisi var. O da belli olduktan sonra siyasi hareket başlayacağı inancındayım. Şu andaki sessizlik doğal. Çünkü herkes AK Parti'nin adayını beklediği gibi AK Parti de kendi içinde kimle kazanabilirim bu yarışı diye çok büyük bir araştırma içerisinde, söylediklerine göre anketlerin yapılacağı da söyleniliyor. Onun için bu süreç tahminen bir 2-3 ay daha bu sessizlik içerisinde devam edeceği tahmin ediliyor. Bir de şu var, vatandaşlık konuştuğu Sayın Başkanım, eski yaza göre, yaz günlerine göre Akçakoyun'da bir durgunluk söz konusu. İşte ekonomik açıdan da bir durgunluk söz konusu. Bu konuda değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi Akçakoyun'da son 7 yıl şantiye görüntüsünde, özellikle merkezi alanlarda, ana alterlerde, yani yabancının, turistin, misafirin gelip de misafir odası olarak gördüğü alanlar hep tamirat, tadilat ve yapılma yönünde bir harfiyat, inşaat alanı görüntüsündeydi. Bu bir fiil 2007'den beri devam etmekte. Haliyle gelen giden aynı görüntüden biraz şey oldu, çok hoş olmadı. Oradan bir kaybımız oldu. Ama son yapılan bu sene bitirildi, bitme noktasında. Bundan sonra güzel olacağı inancındayım. Ama şimdi sokaklarımız ve caddelerimizde araç kalabalığından başka ben insan yoğunluğunu, sirkülasyonunu göremiyorum. Onu da şunun için söylüyorum. Yani cadde ve sokaklarımızda ne kadar insan yoğunluğu, yabancı insan özellikle, misafir, turist dediğimiz köylüsüyle, kentlisiyle, şehir sokaklarında bir canlılık olursa esnafımızın satım gücü artar, hareket olur, ekonomik olarak onun parası ona derken bir sirkülasyon olur. O şu anda aktüelce ondan şu anda yoksun. Onu kim nasıl hesap ediyorsa doğru hesap ediyor. Bu söylenen de doğru. Benim de tespitim bu. Hatta orada hemen şu vurguyu da yapmak lazım. Bundan sonra kim belediyeye aday olma niyetindeyse birinci derecede Akçakoyun'daki esnafın ekonomisini yükseltme projelerinden girsin. Öyle esnafın ekonomisi yükselmeden, burada esnaf güçlü olmadan pek hareketin veyahut da sağlıklı bir yaşamın olacağı inancında değilim. Hatta marketlerin bile şehir dışına taşınması bile tartışılması lazım. Artık ne trafik olarak ne de buradaki ufak esnafımız olarak bunlardan biraz şikayetçi olduklarını görmekteyim. Başkanım, ilk kez oy kullanacak 18 yaş gençlerimize var. Yaklaşık 3000 civarında Akçakoca genelinde. Bu gençlere bir nasihatınız, bir öneriniz var mı? Gençlere mesajınız olacak mı efendim? Bu gençler şu anda çağı çok iyi biliyorlar. Dünyayla entegre halindeler. İnternet, Twitter, Google'la, işte ne bileyim, telefonlarla, mesajlarla bizden çok çok ileriler. O konuda çok fazla bir nasihat etmeye gerek yok. Ama sadece ilçelerini,
yaşadıkları yerler, ille ilçesi burada doğmuş olmayabilir ama burada yaşamış olabilir. Buraya nasıl katkı sunabileceğinle ilgili kendi aralarında düşüncelerle beraber bir münazara yapmalarını tavsiye ederim. Seçimlerde de oy atarken sorsun, soruştursunlar, baksınlar. Kimin daha sağlıklı, faydalı bir hizmet vereceğine inanırlarsa, ki onlar zaten onu o şekilde yapacağına inanıyorum. Odur. Onun haricinde her şeye katılmalarını istiyorum. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimi gibi diğer sivil toplum kuruluşlarına, kitle örgütlerine, siyasete, belediye meclis üyeliklerine, hepsine katılmalarını tavsiye ediyorum. Belediye başkanlığına aday olmalarını. Çünkü hep demokrasi diyoruz ama benokrasiden öteye geçemiyoruz. Onun adını o zaman benokrasi olarak konuşmak lazım. Ben varsam var, ben yoksam demokrasi olmasın gibi bir anlayış da var. Onu da ortadan kaldırmak lazım diyorum. Evet. Başkanım, Aksakoca'da istihdamı arttırmak amacıyla bir girişim var. Organize sanayi bölgesiyle ilgili. Sizin bu OSB'ye bakış açınızı öğrenebilir miyim? Şimdi bizim belediye yönetimimiz zamanında pirinçlik denilen, şu andaki fabrikalarının bulunduğu Töngelli Altı dediğimiz bölge sanayi alanı olarak ilan edildi. O yılların Türkiye'sinde organize sanayi bölgesi yoktu. Çok kaliteydi. Yani çok bazı illerde anca vardı. Ama şimdi baktık son 10 yılda Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, ben bir de çok gezdiğim için, dolaştığım için görüyorum, her tarafında organize sanayi bölgeleri var. Hem de birer tane, üçer tane, dörder tane, hatta belki de daha fazla diyebiliriz. Akçakoca'da turizmle artık belirli bir ölçüde çok fazla ilerleyemediğimiz kanıtlanmıştır. Mevsimsel olarak, işte ne bileyim, insanlarımızın turizme çok daha sıcak olmayışından olabilir, ekonomik olarak ihtiyacı olmadığından olabilir. Ama biz nüfusu artırmamız için, buradaki canlılığı, hareketi artırmamız için, Türkiye ekonomisine katma değer katkımızın olması için organize sanayi bölgesinin bu ilçede de artık dev kimyasal yatırımlar olmamak kaydıyla metal sanayi olarak, yan işletmeler olarak, işte var olan boru ve profil, saç kesme, galvaniz olmaz, baklavalı saç türünde sanayilerin burada olmasının doğayı ve çevreyi kirletmeyeceği açısından ben desteklerim. Zaten şu andaki milletvekilimiz Osman Çakır'ın da bu konuda yoğun bir çalışması var. Aksakoca Belediyesi'nin de bu konuya sıcak bakışı olduğunu biliyorum. Yeni Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki genç arkadaşların bu konuda hassasiyetlerini biliyorum. O yüzden bence olması gereken budur. Geç kalınmış bir olaydır. Düzce'de ikinci organize sanayi açıldı ve doldu. Akçakoca'da da hiç olmazsa bir bölümü olsun, mini de olsa bir organize sanayi bölgemiz olsun. Var olan fabrikalar gibi 3-5 tane daha fabrika olsa bize yeter. Evet. Başkanım, bir de Akçakoca'nın en önemli sorunlarından bir tanesi de liman, barınak çevresi. Bu konuyla ilgili sizin döneminize başlamıştı bu barınak yapımı. Öncesinden başlamıştı aslında. Bununla ilgili mesela siz belediye başkanı olduğunuzda limanla ilgili fikirleriniz nelerdir efendim? Şimdi liman, yani balıkçı barınağı dediğimiz olay 1975'li yıllarda plan ve projesiyle, tip bir projeyle buraya uygulanmaya başlandı. 1990'lı yıllarda, 94'lü yıllarda galiba, 93'lü yıllarda bitirildi. O günden beri çok sağlıklı bir hizmet vermediği görülüyor. Zaten balıkçı esnafı memnun değil. Mesela 2-3 gün önce Yıldız Karayel'den esen rüzgarlı dalga gene bir iki tane kayığı galiba batırdı. Batırmasa bile tedirgin vaziyette nöbet bekliyorlar balıkçılar.
Şimdi artık buranın belirli bir şekilde halledilmesi lazım. Başta iktidar partisiyle belediye yönetimi, sivil halk, balıkçı esnaf arkadaşlarının bir araya gelerek öyle aylarca çalıştaydı, kurultaydı, toplantılarla bu iş olmaz. Akil insanlar gelecek bir araya kararını verecek. Kardeşim sen balıkçı olarak buradan memnun musun, değil misin? Memnun değilsen ona göre memnun edici ne fikirleri varsa onların doğrultusunda bir şekle sokmak lazım. Benim de kafamda var olan projeler var. En azından ikinci bir mendireğin yapılıp yapılmamasından ilgili teknik olarak çok fazla bilgiye sahip değilim. Yok kum olayını dile getiriyorlar. İşte çevreyle ilgili bazıları çok duyarlı hareketler içerisinde olabilir. Her ikisi düşünülebilir. Ama mesela Melen Ağzı zaten doğal bir liman. Orası değerlendirilir. Burası yat limanı olur. Balıkçılar için farklı bir dere yatağı derinleştirilerek su havzası haline getirilir. Balıkçı tekneleri oraya çekilebilir. Yani bir sürü alternatif var. İktidarla omuz omuza gönüle verildiği takdirde ben bu sorunun çözüleceği inancındayım. İnatlaşmalarla, işte ben yaptırmam, ben yaparım zıtlaşmasıyla ben çok sağlıklı bir yol alacağımız inancında değilim. Tarafların birbirinden anlaşmasıyla daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Yani nasip eğer bizde olursa ben geldiğim anda uzlaşamayacağım hiçbir şey yoktur. Yani her konuda en güzelini, en uygun bir şekilde yapılır ve yapılacağına da inanıyorum. Başkanım, son olarak turizmle ilgili sormak istiyorum size. Geçmişe yönelik turizmde bir akışında azalma var Akçakoca'da. Bunu yükseltmek için sizin döneminize getirmek için ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekir? Bir kere gelen olan misafiri Akçakoca ekonomisine katkı vereceği düşüncesiyle algılamamız lazım. Otellerin dolu olması, restoranların dolu olması, çay bahçelerinin, mesire alanlarının, pansiyonların dolu olması ne demek? İşte o insanların burada günübirlik alışveriş etmeleri demek. Ha, bununla ilgili altyapımız tam mı? Turistik altyapımızın ben tam olduğuna inanmıyorum. Mesela bir yöresel sanat eserlerinin satıldığı bir alanımız yok. Yani seyyaren birkaç şeyimiz var ama bunları daha ilerletemedik. O günden bugüne kadar geç kaldık. Bir de gelen misafirleri özellikle darıltmamamız lazım. Yani ben bir şey söyleyeyim, alkol kontrolü yapılacaksa bunun bir usulü adabı vardır. Ona göre alkol kontrolü yapılması lazım. Buraya gelip de ehliyetlerine, araçlarına el koyulan insan bir daha Akçakoca'ya ayak basmaz. Bunları daha düzgün bir şekilde, yani E5'te yapmamız lazım. Şehir içinde bu, ben biraz maksatlı olduğuna inanıyorum. Bu da bizim turizm kaygı içerisinde değerlendirilmesi gereken olgulardan bir tanesi olduğuna inanıyorum. Ya bunları açık açık söylemek lazım. Eğer içkiye karşıysak o zaman turizm lafını caminin açılışında konuşmamamız lazım. Her şeyi harbi gönülden yapmamız lazım. Hem kalkacağız 1950 yıllarının Türkiye'deki turizm cenneti Akçakoca'nın işte Merkez Camisi'nin açılışında turizm konuşuluyorsa, diğer yerlerde de besmele gibi hep turizmden laf ediliyorsa, o zaman turizmin gerekliliği neyse onu yapacağız. Yoksa turizmden bahsetmeyeceğiz, o defteri kapatacağız. Ondan sonra sanayiden bahsedeceğiz. Sanayiye bakıyoruz, yok. Tarım zaten atalarımız gelmiş memleketlerden, burada fındığı ekmiş, tarımı zaten yapıyor. Yani onun sen ekstra bir şey yapmana sağ olsun, ziraatçılar zaten katkıda bulunuyor. Ziraat ilçe de eski duraklaması yok, basbaya hareketli. Bunun için her şeyi açık açık konuştuğumuz takdirde, inanın her şeyin ben çözüleceği inancındayım, ama korkmadan, yürekten konuşulacak her şey. Hiç kimse siyaset yapmayacak, polemik yapmayacak.
ilçenin kurtuluşu budur. Bakın çevre ilçelerimize, hepsi nüfus olarak da bizi geçti, ekonomi olarak da bizi geçti, turizm olarak da geçmekte. Ona göre herkes aklını başına alsın, hiç kimse şov yapmaya kalkmasın. Bu memlekette birileri bu memleketin nereye gidip gitmediğinden ilgili fikirdardır. Fikir sahibidir. Peki, çok teşekkür ederim. Oldu, ben de teşekkür ederim.